Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Story Player. Bayağıdır video atmıyordum. Artık 2 Mountain Blade, 1 Age of History 2 videosu atacağım. Eğer bu videoya 15 like gelirse Age of History 2 biraz daha fazlalaştırabilirim. Evet, şu anda Karamanoğulları serisindeyiz. Ondan dolayı ben şimdi şurada bir orduyu dağıtayım şöyle. Başladık şu anda bu seriye. Bakalım neler olacak. Osmanlı var dibimizde. Osmanlı İmparatorluğu yazıyor ama beylik aslında. 6 eyaleti var. Daha Osmanlı beylik olduğu dönemleri. Burada Danışmanoğulları, burada Candaroğulları. Burada Ahlat Şahlar var. Burada da Germiyanoğulları var. Dulkadiroğulları falan da var. Şimdi puanları vermekle başlayalım. Teknoloji puanlarına. Araştırmaya bir kere 10. Nüfus artışına da 15. Ordu bakımına 10. Çünkü bayağı bir savaş yapacağız yani. 5 tane şey kaldı. Kanalizasyon ücretine ya. Neyse, verelim. Ekonomiye 2 verdik. Biraz yanlış yaptık ama olsun. Şimdi başlıyoruz. 936 bin nüfusumuz var. İlk başta Kilikya'ya da alacağım ben ya. Kilikya. 300 bin. Kilikya'nın 3 eyalet olmasına rağmen iyi nüfus var Kilikya'da. Yapayım şöyle altını. Tamam. Şimdi Konya'dan basalım şöyle bir 20 bin. Şuradan da basalım şöyle bir 5000. Karaman'da. Konya'da nüfus kalmadı beyler, hayırlı olsun. 311 kişiyi ters edelim, değişik durdu. 24.000 kişilik koca ordumuzla şu anda Türkiye'ye dalmak zorundayız. Kilikya Ermeni Krallığı. Bu arada bu Conquerors değil, normal Age of History 2. Değil mi? Bu arada mikrofon da cızırtı olabilir, takmayın. Biraz sesini kısın, kulaklıklı olanlar. Dulkadiroğullarına 20 bin kişilik orduyla dalsak, 30 bin ekonomisi var, belki alabilir bak. 19 bin az gibi geliyor ama yine de ülkemizi tehdit bulunabilir. Ondan dolayı Dulkadiroğullarına dalmak zorundayız. Şimdi savaş ilan edeceğim ve saldırmayacağım hiçbir şekilde. Onların dalmasını bekliyorum. Biraz güçlü dalarlar. Tamam. Şimdi savaşma zamanı. Artık ordu basamazı geliyor. Yani 2-3 kere taviz verdik. Evet. Çok güzel bir saldırı gerçekleştirdik. Ben ordularını yedik, daldık. Tırdıttıttıt. Şanlıurfa. İzip'ten Kobani. Evet. Bakalım hepsini alabileceğiz mi? Hepsini alamıyoruz ama yani ana toprakları denilen bir kısmı alabildik en azından. Bu orduları terhis etmek zorundayım. En azından 3000'le. Beş bin kişilik bir ordu başkentte durabilir. Hatta 2500'e düşürelim şöyle. Hadi bakalım. Ama istikrar düşük. Her an isyan çıkabilir bak. %6 oldu isyan seviyesi. Malatya'da %7'ymiş bak. Abi hızlı 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 bak. İsyan çıkacak orada.
Hadi. İki yerde de asimilasyonu gerçekleştirdiğimizde 15.000 altında yaparız. Evet. Şu anda her yeri asimile ettik. Bu arada biraz yavaş oynuyorum. Oo, Candaroğulları. Büyüyorsun. Evet, Candaroğulları bu kadar oldu. Yuttu hepsini de, baksanıza şu eyaletlere ya. Bu kadar yerde, bu kadar oldu. Sivas'a kadar geldi, bak almış Sivas'ı zaten. Ama biz daha büyüyüz, daha büyüyüz, daha da. 1,5 milyon nüfusumuz varmış. Üf. Anadolu'nun yarısı bizim şu anda zaten. Ama şu Menteşoğullarına full kıl kapıyorum ha. Bunlar her seride bitiriyor yani bizi. Her seride değil. Gerçi ben böyle uzun zamandır Age of History çekmediğim için. Abone olursanız bildirimleri alırsınız. Eğer eğlenceli buluyorsanız. Bulmuyorsanız da canınız sağ olsun diyeyim. Şimdi 500 bin nüfusu var değil mi? Ekonomisi ne kadar? Tam 50 bin. Benim 112 bin. Şimdi. Şuradan hemen bakalım en çok nerede asker var. Tam Neapolis ne ya? Neapolis diye bir yer mi var? Burada varmış. Da biz bu kadar askerle alabileceğiz mi ki? bin asker. Buraya bir ikmal kampı yapsaydık. bin askerle alamayız ya. Bunlar harbiden şey. Tilt eder yani. Buralardan hiç ordu basmıyoruz bak. Buralardan ordu çıkar. Aha, Osmanlılar bize savaş açmış. Aslında ben en sonra düşünüyordum bu planı ama ben ne yapayım yani şimdi? Mecbur savaşacağız. Kabul de etmezler. Oha, Osmanlılar buraya kadar gelmiş. Ne kadar kişilerdi ki orada görmedim. Ankara'ya çıkalım şöyle biz bir. 9.000 kişiyle de çok yolladık be. Kozan'a yollayalım 2.000 kişi. Yok, Kozan'a biraz daha destek gönderelim bence. Kozan'da bayağı bir az ordumuz var. Bir de başkenti yağmalayabilirler. Ondan dolayı başkente de biraz ordu göndereyim de. Çok kalabalıklar ya. Oha, yayılma yayılma. Yayık hayranı gibi yayılıyor ya. Tut tut. Barış anlaşmasını imzalasam. Başkente desteği ordu geliyor. Aha, 4.000 kişiyle yine çıktılar ya. Oy. Baya uğraşacağız. 700 buradan kaç çıkıyor? Yine 700 çıkıyor. O zaman şöyle bir 1.500 asker basayım ben.
Oğlum bu ne ya? Bu ne? Öf ya, Allah'a. Başkentteki ordumuzun güçlenmesi lazım. Osmanlı ne biçim zorluyor be? Ama Erzincan tarafından ordu basarsa sıkıntıya düşmeyelim. Ne ara asimilasyon yaptın? Ne ara bizim oraya geldin hacı ya? Tamam, al her yeri al. Öyle olmaz, her yeri al. Taktik yapmalıyız. Başkentte 4 kişilik ordumuz bulunsun ya. Yani. Eyvah, Kahramanmaraş hattını ele geçirdiler, olamaz. Konya'yı almayın, Konya'yı almayın. Heh, almadı. Osmanlı çok zorladın beni. Malatya'da da kale varmış. Kötü oldu bu ya. Malatya tarafında çok kalabalıklar. Neyse biz bu sınırda biraz durduruz ama. Evet, Kahramanmaraş hattını ele geçiriyor gibi. Konya'da nüfus bitti hadi. Abi kredi çekmezsem neyim lan? Kredi al abi. Yeter lan. Al. Bunu istiyordum değil mi köpek? Biraz sert gidiş bir şey olabilir ama. Yeter ya. Sal beni abi. Şuna bak. Salın beni, salın. Şimdi sıra bizde hacı. Şimdi sıra bizde.
Aha, menteş. Germiyan oğulları Osmanlı'ya saldırıyor. Aha. Tam aradığım fırsat bu. İyi ki kredi çekmişim, yeniliyorduk. Evet, şimdi barış anlaşması vakti. Oha, alamıyoruz mu cidden? Oha. Erzincan tarafını alayım bari. Osmanlı İmparatorluğu 6 eyalet kaldı tekrardan. Biz ise 19 eyalet. Bir 2 eyalet kazandık yani. Yine değişen bir şey olmadı. Evet, bitti videomuz. Destek verirseniz sevinirim. Abone olup bedava bildiğiniz gibi takip edin. Bildirimleri açarsanız böyle videolar gelir diyeceğim ve bizim İtalya'da toprağımız nasıl var? Neyse, bunlara takılmayalım. Biz veririz o toprağı ya. İtalya'da toprağımız mı olur? İtalya nereye, bura nereye? Sınır güzelliği bile şey. Neyse, görüşmek üzere.